Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Hepimizin aklında, evet, o deli sorular. Çılgın bir iki hafta yaşadık. İnanılmaz bir iki haftayı geçirdik. Yani ortalık toz dumandı. Toz duman olunca, evet, yurt dışına hiç bakamadık. Yurt dışında neler oluyor, neler bitiyor. Bu bağlamda ülke direkt dört tane devre kesici yerek borsada, iki gün üst üste bütün şirketler taban olarak, onun üstüne Xbank çok ciddi bir şekilde düşerek, inanın, dış piyasalara hiç bakmadık. Yani S&P'de neler oluyor, yurt dışında neler oluyor, dolar endeksinde neler oluyor bilemedik. Aynı zamanda bu Merkez Bankası değişikliği gerçekten yurt dışında da çok kötü bir zamanda denk geldi. Yurt dışı da bozmuştu. Yurt dışı bozunca biz zaten yurt dışına bakamadık. Kendi derdimize düştüğünden dolayı toz duman içerisinde herhangi bir şey göremedik. Kendi yağımıza baktığımızda ne oluyor ne bitiyor dediğinde ancak kendimize iki hafta sonra gelebildik. Evet Üzerine o yurt dışının kötü olmasından dolayı da zaten bizim piyasa iç piyasa kötüydü. Üzerine katmerli gelince yabancı sıtkı sıyrılmış bir şekilde inanılmaz derecede hisse boşalttı. Özellikle mesela bankalara baktığında Garanti'de veya Akbank'ta çok ciddi bir oranda City'nin ve deutsche'nin payının azaldığını görürüz. Yani koskoca Akbank'ta bile 900 milyon lotun altına City inmiş bir durumda. Ancak bu durumda evet artık piyasada yerlerin de olduğunu ve bilinçlenmenin, finansal okur yazarlığın arttığını ben hemen hemen her yerde de görebiliyorum. İnsanlar artık temettü nedir? Kar payı nedir? Şirketler nedir? bunlara öğrenebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? O şirketlerde yöneticiler var, CEO'lar var, uzmanlar var. Onlar toplantılar yapıyorlar. Sabahleyin uyanıp mesaiye gidiyorlar. Ve o şirketin karlılığını, o şirketin büyümesini, öz kaynaklarını arttırabilmek için sizin yerinize çalışıyorlar ve siz ne yapıyorsunuz o şirketten? Evet siz o bir şirketi kuramazsınız. Siz bir şişeyi kuramazsınız. Siz bir Aselsan'ı kuramazsınız. Türkseli Türk Telekom'u kuramazsınız. Ancak ölçünüz boyutunda neyse o fabrikadan veya o işletmeden pay alabilirsiniz. Ya yani en basiti siz gidip bugün bankaya mevduat yatırıyorsunuz. E, bankaya mevduat yatırıyorsunuz da bir faiz alıyorsunuz 19.5-20 puan. E, almış olduğunuz bu faizi banka size veriyor. Banka bunun üzerinden daha fazla kazanıyor. E, bankaya mevduat yatırana kadar e, bankalar dibe düşmüş. E, banka zaten bundan para kazanıyor. E, bankayı satın alsanıza. Yani bu gerçekten mantıklı bir olay. Ancak tüm bunları söyleyebilmek için gerçekten Türkiye'de 24 saatte işler o kadar hızlı dönüyor ki yani şu tarafa bakarken bir anda o tarafa bakabiliyorsunuz. Dolar da bir anda. 7-11'ler, 7-10'ları konuşurken bir anda kendimizi 8.5'larda bulabiliyoruz. İnsan da böyle durumlarda gerçekten mahcup oluyor. Çünkü bir analiz yapıyorsunuz. Analiz yaparken geceliğin bir olay oluyor, sabahleyin tam tersi bir olay oluyor. Ancak piyasa acaba şu vakitte döndü mü dönmedi mi? Son 2 gündür iyiyiz. Bugün de haftalık kapanış olacak. Borsaya baktığımızda da bugün borsa evet hafif yukarı pozitif olarak 1437 puanları görüyorum. Haftalık kapanışları önemli görüyorum. Neden? Çünkü acaba piyasa döndü mü dönmedi mi? Olumlu muyuz, pozitif miyiz, negatif miyiz? Bunu anlamak için önce bazı şeylere incelememiz gerekiyor. Bir anket yapmıştım Twitter'da. Et Sohbet diyedim Twitter'da. Oradaki abonelerimde yaklaşık %80'e %20'lik bir oran geldi. Dedim ki acaba doları 2 lira pahalıya mı almak istersiniz? 2 liraya pahalıyalıp alıp 1 puan eksik TL kredi faizi ödemek istersiniz? Aslında soruyu biraz böyle şaşırtmacılı sormuştum ama Birçok arkadaş uyanık davranmasına rağmen %80'i biz TL faizine 1 puan fazla ödeyelim ama dolar 2 TL alalım. Ancak %20'lik bir kesim diyor ki hayır dolar kaç lira olursa olsun önemli değil biz TL kredisini düşük alalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir dünya yok bu kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti şu kalemi üretebilir, şu gözlüğü de üretebilir, ne bileyim şu hesap makinesini de üretebilir. Ancak dünyada hiçbir şeyde bugün BMW marka vermeyeyim bugün en lüks arabalarda bile en lüks segmentteki arabalarda bile Almanya'da %100 Almanya üretiyor diye bir şey yoktu Bunun küllüğünü Tayvan'dan gelir, ne bileyim derisi Hindistan'dan gelir, dikişleri Türkiye'den gelir. Camı mesela otocamı şişe cam üretir, yurt dışına Almanya'ya gönderir. Yani entegre bir ekonomi vardır. Entegre bir ekonominin de küresel para birimi dolardır. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü matematikte bile öyledir. Problemleri doğru anlamadığınız sürece yanlış çözüme gidersiniz. Öncelikle önemli olan soruyu doğru okumak. Soruyu doğru okuyacaksınız ki çözümü doğru olsun. O yüzden yani faiz, dolar ve kur ilişkisinin ince bir dengesi vardır. Merkez Bankası'nın görevlerinden bir tanesi de bu dengeyi bulmaktır. O yüzden yani biz üretirken eğer dolar artmasını, doların 2 lira 3 lirasını 1 puan TL faizine feda edersek bunun bir de enflasyona geçişkenliği var. Mesela bizim enflasyonumuz 15,91'di. Ancak şu an en iyimser tahminlerin yarım baz puan enflasyona bu kur artışının yükseleceğini ki... ...benim tahminim şu an 15,61'di enflasyonumuz ki minimum 16,61 olacak bu Mart ayında. Hatta Nisan ayında da belki 17'leri görebileceğiz. Ha şimdi bu bağlamda bir Amerikan 10 yıllıklarının bir bakalım... Ondan sonra yani yurt dışında ne oluyor ne bitiyor acaba biz bu hafta döndük mü dönmedik mi pozitif miyiz negatif miyiz buna bakalım tekrar geri dönelim. Arkadaşlar Amerikan 10 yıllıklarını çizmiş olduğumuz Fibonacci geri çekilmesi burada duruyor. Bakın gördüğünüz gibi şurası zaten şu siyahla çizmiş olduğumuz bizim üst direnç. Burası 1.97 1.97'ler iyi bir yerler zaten buraya gelirse %100 döneceğinden ben emindim. Ancak şuraya baktığımızda zaten 1.77'lerden dolayı geri geldiğini görüyoruz. Şimdi buradan Kaufman hareketli ortalamaya baktığımızda şurayı zoomluyum. Evet şuraya doğru bakın ciddi bir geri çekilme var Amerikan 10 yıllıklarında. Eğer şuraya doğru 1.61'lere doğru çekilirse ve 1.61'in şu an 1.67'de Amerikan 10 yıllıkları düşerse buradan talep görüyor demektir tahvil. Talep gördüğüne göre faiz düşüyor demektir. E buradan da 1.61'in altına inerse de Fibonacci'nin şuradaki şu çizgisi var ya arkadaşlar oraya kadar gelecek demektir. Yani nedir o da 1.51 civarına. E o zaman tabii bu 10 yıllıkların geri çekilmesi nedir? 10 yıllıklar geri çekiliyorsa dolar için, e, özür dilerim, TL için, gelişen ülke piyasaları için, altın için, gümüş için, ons için para tekrar yön değiştiriyor demektir. Ancak şu an baktığımızda evet bir pozitif bir durum var. Ancak %100 pozitif miyiz? Yani bu tartışılır. Bir de arkadaşlar 5 yıllık CDS'lerimize bakalım. Bakın 5 yıllık CDS'ler nedir? Aslında nedir? Olay şudur. Politika faizimiz nedir? Bizim 15.61'dir. 15.61 normalde reel enflasyondan bahsediyorum. 452 CDS'in senin buna bu 4.52 puan daha eklersin. 20.13 olur. Bakın CDS'iniz budur. Artı 2 puan da fazla faiz verseniz şu an sizin aslında politika faizinizin %22 olmasından ekonomi bunu söyler. Yani CDS nedir? Risk primi. %4,52 puan bizim riskimiz var. Ha siz dersiniz ki %22 puan faiz olur mu? Olmaz böyle şey. Burada ne üretici çalışabilir ne çiftçi ne sanayici. E o zaman o zaman bu CDS'leri indirmemiz lazım bizim. Yurt dışında adamlar faiz vermiyor. Çünkü adamların CDS'leri düşük. CDS nedir? Risk primimiz. Bakın biz bu CDS'leri burada baktığımızda düşürmüş müyüz? Bakın 200'ün altına indirmişiz buralarda. 2018 yılının Mayıs ayında. 197'lere 180'lere kadar indirmişiz. Ancak ne yapmışız? Evet ekonomideki yanlış alınan kararlardan dolayı risk primlerini yükseltmişiz. Bakın şurada yeniden 200 lira, 230 lira kadar, 250 lira kadar indirmemize rağmen tekrar yeniden 400'ün üzerine CDS primimizi artmışız. E bu da ne olur? Faizlere baskı yaratır. Şimdi şu bu grafik nedir arkadaşlar? ABD ISM endeksi 64.7. Peki ISM endeksi nedir? Bunu bir bakalım. Bu grafiği hemen tekrar geri dönelim. ISM verisi imalat sektöründeki üretim, iş gücü, yeni sipariş, stok gibi alanlardaki değişimi aylık olarak ölçülen bir ankettir. Ha, işler nasıl gidiyor? İşler nasıl gittiğini gösteren bir anket. Hemen bakalım. Bakın, Amerika'da evet bir çöküyor koronadan dolayı. Bakın korona burası. Koronadan sonra gördüğünüz gibi bu endeks nasıl yukarıya doğru gidiyor? İnanılmaz derecede V şeklinde gidiyor. Yani Amerika çok iyi toparlanıyor. Biz ise ne yapıyoruz? Vakit kaybediyoruz Amerika çok iyi toparlanırsa Ardından Faiz artışı gelebilir bu grafik bunu söylüyor Peki bizim merkez bankası Boş durdu mu? Hayır bizim merkez bankası boş durmadı Merkez bankası ne yaptı? Yatırımcıları aldı aynen bir finans sohbetinin daha önce dediği gibi Onları karşısına alarak Evet ben enflasyon inmeden politika haftalık repo faizimi indirmeyeceğim dedi. Yani enflasyondaki düşüşü gördükten sonra üzerine hala pozitif faiz vermeye devam edeceğim dedi. Bakın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü yatırımcı toplantısında sıkı para politikası duruşunun gerekliliği. Bakın sıkı para politikası ne demek? Faiz indirmeyeceğim. Türk lirasının itibarının korunması enflasyonla mücadele konusuna değindiğini söylüyor. Bu haberin detayını okumayacağım. Detayında şunu söylemiyor. Gerekirse ek sıkılaşma yaparım demiyor. Ancak sıkı para politikasını koruyacağım diyor. Bu da ne demektir? 15 Nisan'da faizlerde herhangi bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi biz buraya baktığımızda bu Merkez Bankası'nın evet 15,61 bizim Ocak ve Şubat enflasyon oranımızın yıllıklandırılmış oranı. Yani 15,61. Eğer biz bu kur şokunu yememiş olsaydık belki 15.80 15.90 olacaktı. Ancak bu kur şokunun enflasyona geçirgenliğini düşündüğümüz zaman ben Mart ayının ve Mayıs ayının 16,50'lere hatta Mayıs ayında imser bir tahminle 17'ye geleceğini tahmin ediyorum maalesef diyerek. Şimdi bu grafiğe baktığımızda arkadaşlar bu grafikte de şunu görüyoruz biz. Biz evet Merkez Bankası değişikliğini yediğimiz zaman da evet dolar endeksinde de çok ciddi bir hareket oluyor gördüğünüz gibi. Ancak bakın şuradan baktığımızda dolar endeksinde de çok ciddi bir geri çekilmeyi görüyoruz. Kafayı kırıyoruz. Yeniden şuralara 90'lara civarına gelirsek bu da son derece pozitif olacaktır. Peki yurt dışı niye bozdu? Yurt dışı neden dolar endeksini fırlattı? Biz bunlara bakamadık çünkü o kadar fazla toz duman vardı ki canımızı herkes canını kurtarmanın peşindeydi. O yüzden bunlara fazla bakamadık. Peki baktığımızda ne oluyor? Bu koronanın yeni dalgası, yeni mutasyonları, varyantları çıkıyor ve Avrupa bununla uğraşıyor. Ve Avrupa'da özellikle Almanya'da ve Fransa'da işler kötü gidiyor. Niye kötü gidiyor? Aşılamada geri kalıyorlar. Gerçekten bazen komik olabiliyorlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde 65 yaş üstü ki benim annem babam ve 65 yaş 2 iki dozda yapıldı. Yani Türkiye evet eleştiririz bazı şeylerden ancak böyle sosyal ve toplumsal konularda gelişmiş ülkelerden daha iyi olduğumuz muhakkak. Yani yiğidi öldür hakkını ver ancak Almanya bu işi beceremedi. Yani gerçekten bazen gelişmiş ülkeler bize göre son derece basit olan bir olayı mesela teşkilatlanma veya o teşkilatlanma üzerinden toplumsal hareket etme konularında gelişmiş ülkeler, özellikle kapitalist ülkeler daha geri kalıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bizim daha böyle bir göçer toplum olmamız, daha toplumcu bir yapı olmamız, onların daha bireysel, daha kapitalist olmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden Almanya'da, ve Fransa'da çok ciddi şekilde korona vakaları artınca, evet burada dolar endeksi de beraber fırladı ve endişeler arttırdı ve bugün baktığımızda kafayı aşağıya doğru kırdığını da görüyoruz. İnşallah bu daha da düşecektir. Evet değerli arkadaşlar dolar tl'ye geldiğimizde zaten yol haritamız burada. Bunu hiç silmedim zaten ben olduğu gibi bıraktım. Yani Fibonacci geri çekilmesinde zaten her şey ortada. Gidiş haritamız belli, yol haritamız belli. Şimdi burada baktığımızda gayet güzel bir çekilme olduğunu görüyoruz. Fibonacci zaten burada ben demiştim zaten 8.23 zaten o üst kanalı attı ancak üst kanalın üzerine tekrar geri döndü. Dediğim gibi dolar endeksinde geri çekilme Merkez Bankası'nın yatırımcılarla yapmış olduğu görsel ve sözlü toplantı ve bunun pozitif algılanması sonucunda dolar tl bir alt kanala geldi. Alt kanalda neyi görüyoruz arkadaşlar? 7.94'ü. Ben burada ne düşünüyorum? Artık dolar konsolidasyonun Artık şuraların bakın çok sert bir direnç olduğunu görüyorum. Şuraya 7.74'ler civarının. Yani buralar artık dolarda dip noktaların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık bundan sonra konsolidasyonun artık Naci Ağbal'daki gibi bir dönem olmayacağını size söyleyebilirim. Bence Fibonacci'de şu alt kanalı geçersek çok çok iyi. Ancak Fibonacci'de alt kanalı geçmenin birinci kuralı. Dolarda 7.94 altının kapanışını görebilmemiz lazım. Peki dolarda bir trend değişikliği. Yani şu an gördüğünüz gibi bakın hala trend yukarı. Yani şu dipten baktığınızda yukarıya doğru trendte bir yukarı yönlü bir durum var. Peki ben dolarda acaba dönüş başladım dediğim anda. Buradan Kaufman'a baktığımda şunu haftalığa getirdiğimde günlük değil haftalık kapanışa baktığımda. Bakın gördünüz mü haftalık kapanışta şuraya gelmem gerekiyor benim. Yani 7.94'ün altına atacak. 7.94'ün altında kapanış yapacak. Ancak bu da yeterli değil. Buralarda 7.85 altında bir kapanış ki bence şu aşamada imkansız gibi görünüyor. Yani dolarda geriye dönüş başladı mı demek için bence çok zor. Günlüğe baktığımızda yani teknik bunu söylüyor günlükte de günlük daha mantıklı görünüyor. Haftalık biraz daha imkansız gibi. Bakın alttan zaten şurada dediğim yer var ya arkadaşlar şuraya geliyor. Günlükte de buraya gösteriyor. 7.74 zaten burada çok sert duruyor ama 7.94'ün ilk durak olduğunu eğer 7.94'ten sonra bir tepki gelip yukarıya yeniden kanal içerisinde hareket edebilir. Değerli arkadaşlar bunların hepsi birer tahmin. Tekniğini çiziyoruz. O hareketli ortalamalara bakıyoruz. Fibonacci geri çekilmesi içerisinde. Gerçi dolar kurunun hareketi de buna uygun çıkıyor zaten. Ancak finansal gelişmeleri ve ekonomik gelişmeleri tahmin etmek oldukça güç. <laughs> Özellikle Covid-19'un yurt dışındaki etkisi azaldığı zaman riskler azalacaktır. Ancak bizim bu CDS primlerimizi 452 puandan indirmemiz gerekiyor. Yani acil olarak yani piyasada evet geriye dönüş var mı diyebilmek için dolarlarda 7.94'ün altını görmemiz gerekiyor. CDS'te de bence 350'nin altındaki kapanışlar çok çok önemli. Tam net bir şey demek çok zor. Yabancı sıtkı sıyrılmış satış yaptı. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi, daha güzel, daha mantıklı şeyler olur. Ve herkes bol miktarda istediği gibi bereketli bir şekilde kazancını sahip olur. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.